Bugün gideceğim ve o kafeyi satın alacağım. Şuradan hemen şifremi gireceğim. İçeriden 100 bin liraya yakın para almam lazım. Olamaz, hiç param kalmamış. Hepsini harcamışım galiba. Neyse, bankaya gideyim de şu elmas blokları bozdurayım. Buradan 300 bin lira kazanacağım ve 200 bin lirası cebimde kalacak. 100 bin lirasıyla da kafe açacağım. Çok güzel olacak. Hazır evden çıkmadan bir de şef kıyafetimizi alalım. Arkadaşlar bu arada her gün 2 tane zengin fakir videosu geliyor. Bu yüzden siz de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Burada kanalımıza abone olup bildirimleri açan kişilerin ismi var gördüğünüz gibi. Siz de buraya çıkmak için bunları yapabilirsiniz. Hemen şimdi devam edelim. Bu 16 tane elmas bloktan 300 bin lira kazanacağız. Bu da bizi bayağı bir rahatlatacak. Diğer taraftan gidersek bankaya daha yakın olmuş oluruz. Benzinimiz var. Benzin almaya gerek yok. Arabamızı yıkamaya da gerek yok. Dün fakire harika bir şaka yaptım. Hala kuklalar orada duruyor mu acaba? Gerçekten çok komik bir şaka oldu. Fakire dedim ki 3 durak ve buradaki zombileri öldürmen lazım dedim. Ama o zombilerin bir özelliği vardı. Size sadece silah sıkarsanız saldırıyordu. Ve sadece hepsi yeniden doğabiliyordu. O yüzden fakire güzel bir şaka yapmış oldum. Merhaba merhaba. Hemen şöyle bankaya girelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz zengin bey. Hoş bulduk. Benim elimde 16 tane elmas blok var. Bunları bozdurmak istiyorum. Tabii ki. 16 elmas blok karşılığı fakir bey de getirmişti. 300 bin lira. Evet. 300 bin lira vermeniz lazım. Buyurun zengin bey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şifresi ne acaba? 1, 2, 3 ve 4. Evet. Güzelmiş. Şimdi bakalım 300 bin lira var mı acaba burada? 1, 2, 3 ve 4. Oo, burada bir tane cüzdan var. Vay, cüzdan içinde para dolu. Tamam, bunlar kalsın. Hemen gidelim, kafeyi satın almak istiyorum. Acaba fakir de çağırsam mı? Yok ya, o gelir zaten. Hızlıca gidelim. Creeper kafenin ismini de isteyeceğim. Acaba ne yapabilirim ki? Zengin kafe. Harika, müthiş yaratıcıyım. Bence olabilir. Tamam, İrfanlar da burada bekliyor zaten. Burada araba için sipariş bölümü de var. O da gerçekten harika olacak. Arabalara da sipariş götürebileceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam zengin. Hoş geldin. Parayı getirdin mi? Evet evet getirdim. İşte burada. Bakın size 100 bin lira vereceğim. Yani işte 100 bin lira eder sanırım burası. Buyurun. Hadi kolay gelsin. Çıkın dükkanımdan. Tamam zengin bey. Tamam, bu kadar para verdiniz. Çıkmaz mıyız? Zengin bey, kolay gelsin size. Hadi İrfan gidelim. İrfan, 100 bin liramız oldu İrfan. Artık kurtulduk. Artık o evde yaşamak zorunda kalmayacağız. Yani bu evde yaşayacağız. Fakat sen de üst katta yaşayabilirsin. Senin için de bir üst kat yapacağız. Aynen abi, çok güzel olur öyle. Aynen. 100 bin lira bize zaten yeter de artar. Acaba bu 100 bin lirayı nasıl kullansak? Zengin ve fakiri bitirme planımız için 100 bin lira harika oldu. Ve bu para zenginden çıktı. Şimdi devam edeceğiz. Hacker bana zengin ve fakiri bitirmem gerektiğini söylemişti. Bunlar için son bir şey yapmam gerek. Şimdi şu paraları sandığa koyayım da. İrfan hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Harika oldu. Artık bir kafe sahibiyim. Bir sürü param var. 200 bin liram var. Hemen şöyle giysilerimi de giyeyim. Harika oldu ya. Şimdi ilk müşterim kim olacak? İlk müşterim kim olacak? Burada bakalım neler var. Mangallar var. Spatula tamam. Hamburger falan yaparız. Burada zaten bir tane hamburger var. Ama bu hamburger şeydir ya. Böyle bozulmuştur. O yüzden bunu buraya koyalım. Soğuk kahveler var. Kolalar var. Sular var. Burada istediğimiz bütün yemekleri yapabiliriz. Pizza, ekmek arası falan her şeyi yapabiliriz. İlk müşterimiz olarak da şu paraları da buzdolabına koyalım da ilk müşterimiz olarak da fakiri aramak istiyorum. Evet, telefonum işte burada. Fakiri arayayım hemen. Şu anda çalıyor. Efendim zengin, ne oldu? Fakir, acilen Creeper kafeye gel. Orayı satın aldım. İlk müşterim sen olacaksın. Tamam zengin, tamam geliyorum. Ben de sana yardım ederim. Tamam gel. Harika olacak ya. İşte burada. Buradan su da doldurabiliyoruz. Çok güzel oldu bu bizim için. Neyse hemen şurada bekleyelim. Tamam, hızlıca zenginin yanına gideceğim. Bizimkiler daha uyanmadı. Ben kahvaltımı orada yaparım. Kapıyı da açık bırakmışım ya. Motor dışarıda kaldı. O yüzden arabayla gideceğim. Zengine yardım da ederim. Çok güzel olacak ya. Çok güzel olacak. Şöyle kapıyı kapatmam lazım. Yetişemiyorum ama. Yetişemiyorum.
Hayır, arabadan ineyim de öyle kapatayım. Tamam, hızlıca gidelim bakalım. Zengin acaba güzel bir kafe işletebilecek mi? Ya da Serdar'ı buraya getirebilecek mi ya? Önceden Serdar'la çalışıyorlardı. Ama o şehirden ayrılmak zorunda kaldık. Bakalım, işte Zengin'in arabası da burada. Ooo, Zengin'in giydiği kıyafete bakın. Zengin çok yakışmış. Fakir, otur kardeşim, ne yapmamı istersin? Bana bir ne getir biliyor musun? Bir ekmek getir, bir de böyle kızarmış et falan getir. Tamam kanka, hemen getiriyorum. Sen otur şöyle. Tamam. Nereye otursam fazla masa yok ama Zengin. Bunları büyütmen lazım. Ve şu masaları da değiştirsen iyi olur. Her şeyi halledeceğiz kanka. Hemen getiriyorum fakir. Tamam, şöyle mutfağa girelim. Kıyafetimiz de tamam zaten. Kapıyı da kapatalım da. Burada ışıklar falan da var. Bu ışıklar bakalım, sol taraf ışıkları, sağ taraf ışıkları. Neyse. Fakire bir tane et kızartmamız lazım. Şöyle çakma spatulayı falan alalım. Burada kızartacağız fakir için. Tamam. Hatta ya da gerek yok ya. İkisini birden mi çalıştırsam diyecektim de. Fakir için kızarmış et dedi. Bir de ekmek falan dedi. Onun yanına biz de şöyle domates, biber falan da koyalım. Daha da güzel olur yani. Tamam. Şöyle iki tane biber oldu. Şöyle eti hemen üstüne koyalım. Harika olacağız. Harika bir aşçı, harika bir kafe sahibi olacağız. Bunun içinse Serdar'ı çağıracağım. Serdar gelecek. Burada ikimiz bu kafeyi daha da büyütebiliriz. Mesela şu tavanı biraz daha kısa keseriz. İkinci katı falan bile atarız. Çok iyi olur. Tamam, et biraz kızarmaya başladı. Şöyle hemen döndürelim. Ben harikayım ya. Çabuk olsun biraz Zengin. Karnım çok aç. Tamam fakir, tamam. Hemen getiriyorum. Peki fiyatlar ne kadar? Bilmiyorum ya. Bu seferki benden olsun fakir. Tamam, pişmesine çok az kaldı fakir. Tamam, pişti. Hop, şöyle etimizi de alalım. Tabaklar nerede? Tabaklar nerede? Tabak hiçbir yerde göremiyorum. İşte şu buzdolabının üstünde bir tane kalmış. Fakir, fakir geldim. Gerçi masalarda da tabak vardı ya, doğru. Al kardeşim bu etin, bu ekmeğin, bu domatesin, bunlar da biberin. Çok teşekkür ederim Zengin ya, karnım çok acıkmıştı. Afiyet olsun, afiyet olsun. Zengin sıcak oldu ya, klima falan yok mu? Klima bakalım. Sol taraf ışıkları, şu taraf galiba, sağ taraf bilmiyorum ya. Aslında bunlar var, bunları nasıl çalıştıracağım? İşte fanları çalıştırdım fakir, tamam. Araç onayı girişi mi? O orada bir ışık var. He, bu ışık yanarsa buradan arabalar gelebiliyor. Hatta burada duruyorlar ya da şurada duruyorlar. Buradan da sipariş alıyorlar. Çok güzel olmuş ya. Hatta buranın da ışığını yakalım. Araçlar da gelirse böyle çok güzel olur. Bu çok iyi oldu ya. Karnım ne kadar acıktı anlatamam. Hepsini yiyeceğim. Kahvaltım da bayağı bir verimli oldu. Hop şuradan eti de alalım. Eti de yiyelim. Tamam şu an iyi. Gayet iyiyiz. Şuradaki biberi de yiyelim. Oh, karnım bayağı bir güzel doydu. Tamamdır Zengin. Zengin ben eve gidiyorum. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim fakir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben arada arabayla falan sipariş almaya da gelirim. Tamam fakir. Hemen hızlıca gidelim bakalım. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Zengin kafe işlerini gerçekten çok iyi anlıyor. Peki biz ne yapacağız? En son belediye başkanıydık. Artık bir icatta bulmamız gerekiyor. İnşaatçıya okulu yap bitirmesini gerektiğini söylemiştim. Ama hala bitirmemiş. Neyse ona bir azar çekeyim bakayım. Neden bitirmiyor ya? Normalde her şeyi çok hızlı yapıyordu. Bu ara biraz kaytarıyor. Şöyle evime gireyim ya. Karnım gerçekten çok acıkmıştı. Ve bayağı da bir doydum yani. Zengin de çok güzel yapıyor yemekleri. Toprak gel bakalım. Seninle harika bir yere götüreceğim. Peki seninle beraber buna binebilir miyiz? Hayır, sen binersen ben binemiyorum Toprak. Ama seni bununla uçurmayı çok istiyordum. Neyse ben uçayım o zaman Toprak. Toprak benimle, beni takip et. Bir şeyler yapmamız lazım. Hop havuza atlayalım, ne dersin? Ah, karnım acıktı ya. Sabah sabah şöminenin karşısında oturmak da bayağı bir güzel oluyor. Şu an yemek yapmak istemiyorum. Zaten mutfağım da bayağı bir küçük. 50 liram var şu an cebimde. Şu Creeper kafeye gideyim de bir şeyler yiyeyim ya. Evet. O Zengin'in arabası değil mi be? Zengin de bu arada çok güzel barbekü yapıyor. Zengin ne yapıyorsun burada ha? Burayı da mı satın aldın yoksa? Aynen kanka, burayı da satın aldım. Artık buranın sahibi benim. Otur, sana bir şeyler yapayım.
Tamam kanka tamam, senin elinden kahvaltı yemek de çok güzel olacak. Bana ne yap biliyor musun? Bakayım ben mutfağa bakacağım. Nelerin var? Böyle bakıyorum, hamburger, kahve, kola. Ama bunlar kahvaltıya güzel olmaz. Bana şöyle bir salata yap, bir tane ekmek ver, bir tane de köfte kızart, tamam mı? Tamamdır kanka tamam, hemen geliyor. Tamam, ben de şurada oturayım bari.